bugüne kadar yaşadıklarınız bir film olsaydı, film müziğinde ne olurdu? Film müziğimde Tuğba Yurt Benim O. İlk tanıştığınız birini daha iyi tanımak için hakkında ilk olarak neyi öğrenmek istersiniz? Hakkında ilk olarak başarı hikayesini, yani tanıdığım insanların başarı hikayelerini dinlemeyi çok seviyorum. Asla yapmam diyerek kınadığın bir şey hiç başına geldi mi? Evet, geldi. Ben normalde renklerde çok seçiciyimdir. Her renk bana yakışmıyor. Haki rengini hiç sevmiyorum. Ama özel bir davete davetliydim ve orada da haki rengi giymiştim. Herkesin beğenisini aldım. Sizce tüm zamanların en yararlı icadı nedir? Tüm zamanların en yararlı icadı bence teknoloji. Örnek veriyorum. Ben telefonsuz hiç yapamıyorum. Hatta gece 3'lere 4'lere kadar sürekli telefonum elimde. Telefonum olmadan asla yapamam diyebilirim. Hayatında dönüm noktası dediğin bir an var mı? Var. Şöyle anlatmak istiyorum. Ben Diyarbakır'da dünyaya geldim. Orada yaşadım. Çok güzel kurulu bir düzenim vardı. İş yerim vardı. Çok ani bir radikal karar alaraktan tüm her şeyimi orada bırakıp bir valizimi alıp İstanbul'a geldim. Ve benim hayatımın en büyük dönüm noktası oldu. Çok harika bir kariyer yakaladım. Çok güzel bir çevre edindim. En büyük dönüm noktam buydu bence. Aşk hayatını nasıl tanımlarsın? Aşkı hayatımda şöyle tanımlamak istiyorum. Heyecan demek, başarı demek, çok çalışmak demek. Benim için aşk budur her şeyden önce. Vazgeçilmesi en kolay şey ne olabilir? Gereksiz ve işe yaramayan arkadaşlarımı hayatımdan çıkarmak benim için. Sıkıldığınızda ilk yaptığınız şey nedir? Sıkıldığım zaman ilk yaptığım şey arkadaşlarımla kahve içmek, güzel zaman geçirmek, müzik dinlemek, çizim yapmak. Senin için mükemmel bir günün tanımı nedir? Sevdiklerimle güzel zaman geçirmek ve eğlenmek. Favori süper kahramanın kim ve neden? Benim süper bir kahramanım yok ama benim çok güzel idol aldığım bir İtalyan tasarımcı var. Onunla hemen hemen hayat hikayemiz çok benziyor. Crispo Balli diye. O da bir marangoz çocuğu ama aynı zamanda tasarımcı. Ben de bir marangoz çocuğuyum ama aynı zamanda çok başarılı bir moda tasarımcısıyım.